Bir restorana gidiyorsunuz ve çok meraklı biri olduğunuz için o anda restorandaki tüm müşterilerin yaşlarını öğrenmek istiyorsunuz. İlginç bir kişilik olduğunuzu kabul edelim. Araştırmacı ve meraklı ama biraz fazla. Masa masa dolaşıp herkesin yaşını not ediyorsunuz. Ve sonunda sonuçta elde ettiğiniz veriler bunlar. Evet, yaşları not ettiniz. Şimdi bu yaşları görsel bir şekilde ifade edip, restoranın müşteri profilinin daha çok gençlerden mi, yetişkinlerden mi, yoksa yaşlardan mı oluştuğunu bulmak istiyorsunuz. Sadece bu rakamlara baktığınızda bu soruya cevap vermek biraz zor. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Mesela belirli yaş grupları oluşturabilir ve müşterileri yaşlarına göre gruplayabilirsiniz. Ne dersiniz bunu yapmayı deneyelim mi? Grupları oluşturarak başlayalım. Çoğu zaman bu gruplara kategori, kategori denir. Evet, bu da kategorideki eleman sayısı olsun. Nasıl yapsak? Onlu yaş kategorileri yapsak? Evet öyle yapalım. Birincisi 0'dan 9'a olsun. Sonraki 10'dan 19'a, 20'den 29'a, 30'dan 39'a, 40'dan 49'a, 50'den 59'a ve 60'tan 69'a. 70 yaşında kimse yok o zaman bu yeterli. Güzel. Şimdi de kimin hangi kategoride olduğunu bulmamız gerekiyor. 0-9 yaş arası 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var. 10-19 arasında 1, 2, 3, ne yapmaya çalıştığımı anladınız değil mi? 20-29'a geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, sırada 30-39 var. 1 kişi var, sadece bir kişi. 40-49 arası, 1 ve 2, 50-59, yine 1 ve 2, ve son olarak 60-69 yaş grubunda da sadece bir kişi var. İşte burada. Evet, bu şekilde müşteri profilinin yaş dağılımını görebilirsiniz. Ama bu yeteri kadar görsel olmadı. Şimdi daha görsel bir şey yapalım. Bu videoda yapacağımız şey, yaratacağımız görsel bir çubuk grafik olacak. Çubuk grafik. Bir grup veriyi önce kategorilere ayırdık, şimdi de her kategoride kaç eleman olduğunu görsel bir şekilde ifade edeceğiz. Evet, şimdi şu bahsettiğimiz çubuk grafiği çizelim. En büyük kategorinin 6 elemanı var. O halde bu eksende en büyük sayı 6 olacak. Müşteri sayısı ekseninde çizgileri koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu eksende ise kategoriler var. Ekranı biraz yukarı kaydıralım. Yanda artık tablomuz olduğu için bunlara ihtiyacımız kalmadı. Bu 0-9 yaş. Sonra bir saniye burada kaç kişi olduğunu biliyoruz. Hemen gösterelim. 0-9 yaş arası 6 kişi var. Böyle bir çubuk çizelim. 10-19 yaş arası burada 3 kişi var. 10-19 arası 3 kişi. 20-29 arası evet 5 kişi var. Bu 5 kişiyi de böyle bir çubukla gösterelim. Aslında çubukları biraz daha geniş çizseydim, altlarına yazmak daha kolay olacaktı ama neyse, iş işten geçti. Sırada 30-39 yaş var. Bu kategoride 2 kişi var. 40-49 arasında. 2 50-59 arası. Yine 2 kişi var. Ve son olarak 60-69 arasında 1 kişi var. İşte böyle. Bize verilen bilgileri yani yaşları önce kategorilere ayırdık. Sonra da her kategoride, her grupta kaç kişi olduğunu saydık ve çubuk grafik kullanarak bu kategorileri görsel hale getirdik. Bu grafiğe baktığımızda restorandaki yaş dağılımı çok daha net. Hatta bu dağılıma bu grafiğe bakarak bu restoranın çocuklara oyuncak dağıttığını ya da restoranın bir çocuk oyun alanı olduğunu bile söyleyebiliriz çünkü restoranda en çok çocuk var. Hatta bence Biraz daha ileri gideyim. Bu bir aile restoranı. Genç anne babalar ya da orta yaşlı anne babalar çocuklarıyla buraya geliyorlar. Şahane değil mi? Sadece çubuk grafiğe bakarak restoran hakkında bir dolu yorum yapabildik. Çocuk sayısı yaşlardan daha fazla. Yaptığımız tek şey buradaki verileri görsel hale getirmek. Her veriyi grafikte tek tek gösterip noktasal bir grafik oluşturmak yerine başka bir şey yaptık. Bir yaşında kaç kişi var? Bir kişi. Ya da üç yaşında olanların sayısı kaçtır? Bu da bir. Evet, bu çok da fazla bilgi vermeyecek olan noktasal bir grafik. Yani verileri bu şekilde tek tek göstermek yerine, çubuk grafik kullanarak verileri kategorilere ayırdık ve 0-9 yaş kategorisinde 6 kişi vardır gibi genellemeler yaptık. Ve bu da genellemelerin grafik haline getirilmiş hali. Ve tabii ki çubuk grafik sadece bir restorandaki müşterilerin yaş gruplarını göstermek için kullanılmaz. İstediğiniz her veriyi bununla gösterebilirsiniz. Çok faydalı, çok kullanışlı bir grafik olduğunu göreceksiniz.